Bugün Ali'nin 28 Şubat 661'de İbni Mülcem tarafından katledildiği gündür. Ve bugün ne yazık ki caddelerde, sokaklarda, ıssız sokaklarda mülcemler dolaşmakta. Ve bu mülcemler, bakınız, önce Tokat'ta köylerimiz işaretlendi. Şu ana kadar kapılarımız işaretleniyordu. Tokat'ta tek tek Alevi köylerin eski adı, yeni adı yazılmış. Kırmızı yazıyla Alevi yazılmış. Efendim, ne yapılmış bununla ilgili? Soruşturma başlatılmış. Bir doktor yapmışmış, onunla ilgili soruşturma başlatılmış. Sonra bakın, Yalova'da arkadaşlar, bu bir nefret suçudur. Bunu bulmazsanız biz bulacağız. Yazın bir yere bunu. Bunu bulmazsanız biz bulacağız. Bakınız. Konuşma, dinle lütfen. Dinle. Kapılara, duvarlara çarpı ve arkasından Alevi yazan, hedef gösteren, nefret suçu işleyen, bakınız, Yalova Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün tutanağının başlığı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama. Yalova Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün tuttuğu tutanağın başlığı. Bu tutanak ne zaman tutulmuş? 25.01.2021. 4 gün olmuş, bir tek kişi bulunmamış arkadaşlar. 2010 yılından bu yana sistematik olarak kapılar işaretleniyor. Bir tek kişi bulunmadı, bir tek şüpheli bulunmadı. Bakın, elimde faili meçhuller dosyası var. Bu sadece isimlerden oluşan bir dosya, hikayesi değil. Elimde gözaltında kayıp dosyası var. Şimdi bu neyin hikayesidir? Bu bir, derin devletin, iki, paralel devletin, üç, Gökhan Güneş'in kaçırılmasında ortaya çıkan görünmeyen devletin. Bakınız, derin devlet devri bitmiş, paralel devlet devri bitmiş, görünmeyen devlet devri başlamıştır. Derin devlet neydi? Bakın, derin devleti Sayın merhum Bülent Ecevit Giresun'da yaptığı bir konuşmada kontur gerillayı ifşa ederek söyledi. Sonra Demirel'e soruyorlar. Demirel'e diyorlar ki, derin devlet nedir? Diyor ki, derin devlet devletin kendisidir. Ayrı bir devlet değil, ama devlete el koydukları zaman derin devlet olurlar diyor. Sonra Kenan Evren diyor ki, Demirel doğru söylüyor diyor. Çünkü derin devlet kendisiydi. Derin devlet darbe yapar, işkence yapar, katliam yapar, zulüm yapar. Şimdi paralel devlet derin devleti tasfiye etti, ele geçirdi, içine aldı. Paralel devlet ve derin devlet ortak bir sürü katliam yaptılar. Berkin Elvan, Ali İsmail katliamı da bunlardan biridir. Şimdi ne oldu? Şimdi de görünmeyen devlet paralel devletle, efendim, derin devleti tasfiye edip kendi kontrolüne aldı. Ve bu görünmeyen devlet, dün akşam bu kürsüden ilan ediyorum, bana sosyal medyadan ölüm tehdidi mesajı gönderdi. Dün akşam telefonumda kayıtlı duruyor. Kamuoyu bilsin bunu. Bu görünmeyen devlet kimdir? Hangi dehlizdedir? Bu görünmeyen devlet görünmediğini sanıyor. Bir karanlık deliğe girmiş ama kuyruğu dışarıda kalmış. O kuyruğundan tutup çıkaracağız. Ve teşhir edeceğiz. Görünmeyen devlet görünenlerin arkasına saklanıyor. Görünenlerin arkasına saklanıp insan kaçırıyor, işkence yapıyor, tehdit yapıyor, hakaret yapıyor. Ve bu görünmeyen devletin aklı da her an televizyonlarda HDP'ye saldırı, halka saldırı. Ya yüreğiniz ve beyniniz yetiyorsa açın televizyon kanallarını, gelip tartışalım. Ama bir ricam var sizden. Yazılı metin ve prompterle gelmeyeceksiniz. Kendi düşüncenizle, kendi aklınızla geleceksiniz. Hodri meydan. Televizyon mu diyorsunuz, gazete mi diyorsunuz, siyaset meydanı mı diyorsunuz? Tamamlayalım lütfen. Bu gösterdiğim dosyalar sistematik olarak işlenmiş. 17 bin faili meçhulün, ardından boşaltılan köylerin, ardından gözaltında kaybedilenlerin dosyası. Ve bugün bunun hesabını vereceğini, hala uyduruk bir Kobani iddianamesi, hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını kabul etmeme, hala tecrit uygulama,
Hala buna karşı gelenleri gözaltına alma ve tutuklama. Suçlusunuz, suç işliyorsunuz. Bu suç bir sistematiğe bürünmüştür. Bu mülcemleri bir an önce bulun. Tekrar söylüyorum, siz bulmazsanız biz bulup teşhir edeceğiz ve bu teşhiri de bütün Türkiye halkının, her inanç grubunun, fark etmiyor, her inanç grubuna saygılıyız. Her inananın inandığı bizim için de kutsaldır. Ama Türkiye halklarının önünde bunu teşhir edeceğiz. Buradan Yalova'ya da, Yalova'da evleri işaretlenen dostlara da sevgi ve saygılar iletiyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Özel.